Ülkemizin rekabet gücünün artırılması, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ülkemizin ihracatının artırılması için KOBİ'lerimizin verimlilik artışı, büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, pazara giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı vardır. Bakanlığımız bu bilinçle KOBİ'lere yönelik desteklerini gözden geçirmekte, yapılandırmakta ve artırmaktadır. Bugün bu sene 1.7 milyar dolar ihracat destekleri verdik. Bizim bütçemiz 3.7 milyar dolar. Biz davet ediyoruz, duyurular yapıyoruz. Gelin, kullanın, desteklerimizi anlatıyoruz. Bu işbirliğinin ben bunun için de çok yararlı olacağına inanıyorum. Hem KOSGEB'in verdiği ilave desteklerin, hem bakanlığımız desteklerin sağ olsun Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla 11. Kalkınma Planı'nda ihracata dayalı büyüme ve kalkınma hedeflenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla milli seferberlik anlayışı içinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız. Bu konuda TİM'in çok güzel çalışmaları var. Yine TİM ve TOP işbirliğiyle ihracat destek ofislerini 81 ile yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bakanlık destekli olarak. Bunun dışında ihracat eğitimleri veriyoruz. E-ticaret eğitimleri veriyoruz. Kadın ve genç girişimcileri ihracatçı yapmak üzere kadın ve genç girişimci network'ü ve bir web platformu planlıyoruz onları birleştirmek için. Aynı zamanda melek yatırımcılarla onları birleştirmek üzere de bir web platformu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında KOBİ'lere yönelik desteklerimizi artırıyoruz. Ayrıca esnafı da ihracatçı yapmak üzere mevzuatta da bir değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabana, ihracatı tabana yaymak için ne yapabiliriz? Daha çok teknoloji odaklı ihracatı nasıl özendirebiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Ayrıca uluslararası rekabetin geliştirilmesi URGE projelerimiz tam KOBİ'lerimize ihracatçı olmak üzere hem eğitim hem destek verecek bir projemiz var. Bu URGE projesi kapsamında bugüne kadar 441 projenin 234'ü fiilen gerçekleşti. 207'si de halen aktif olarak faaliyetini yürütmektedir. Bunun dışında ihracatçı olmayan firmalarımızı ihracatçı kılmak adına mikro firmalar bazında bir çalışma başlattık. İlk anda şu anda 3 ilimizde başlattık. Bu sene içinde 16 ile tamamlayıp ticaret siciline kayıtlı firmalarımıza alıyoruz. Bunların hangileri ihracatçı hangileri değil ve bu firmalara birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz bu projemiz dahilinde. Bu firmanın niçin ihracatçı olmadığı ve ihracatçı olmak için neye ihtiyacı olduğu yönünde bakanlık olarak özel firma bazında kurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda il il ziyaret gerçekleştiriyor İhracat Genel Müdürlüğümüz ve bunların geri dönüşlerini alıyoruz. Ayrıca yeni pazarlara girişle ilgili de pazar ürün bazında pazar araştırmaları yapıp gene ihracatçı birliklerimizle bunları da paylaşıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi geçen hafta bu Çin-Amerika'daki ticaret savaşlarından tabii uzun vadede ticaret savaşlarının kimseye faydası yok ama bizim bu günümüz koşullarını fırsata nasıl çevirebiliriz? Bir taraftan da bunun üzerine odaklanıyoruz. Ve Sayın Bakan'ın da altını çizdiği üzere Türkiye ekonomisi daha çok küçük girişimcilerden, Türk insanının çok girişimci bir ruha sahip olduğu ama Amerikan ekonomisinin çok büyük miktardaki siparişleri için bir konsolidasyona yani bir araya gelmeye. Dolayısıyla bizim artık KOSGEB olarak, TİM olarak, TOB olarak bu firmalarımızı da bir araya getirerek ölçek ekonomisiyle tanıştırıp büyük montanlı siparişleri artık ortak üretebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu işbirliği çok önemli. Artık birbirimizin rakibi değil, uluslararası pazarda ülkemizin önünü açacak, vizyonunu açacak işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu yönde de KOSGEB'in, TİM'in, TOB'un birlikte çalışması bence çok önem kazanıyor. Exim Bank'ın da KOBİ'lere yönelik desteklerini sizlerin de bildiği gibi artırıyoruz. Geçen sene 11.500 KOBİ'nin faydalanmasını öngörmüştük.
bunu gerçekleştirdik. İnşallah bu sene 12.500, hedefimiz 15.000 KOBİ'nin yararlanması. Türkiye'deki ihracatın ihracat kredilerinin %53'ün tek başına Exim Bank veriyor. Ve yapılan toplam ihracatın %26'sını Exim Bank finanse etmiş. Bunu da %29'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene 48.4 milyar dolarlık bir ihracat kredisi vermeyi planlıyoruz. İnşallah hedefimiz bunu da 70 milyar dolara çıkarmak. Ayrıca KOBİ'lere yönelik sizlerin de bildiği gibi özel bir destek paketimiz var Exim Bank olarak. Exim Bank bugün ihracatçı KOBİ'lerimize TL bazında 11.65 faiz oranıyla kredi veriyor. Bunu bir de bir ayrım daha yaptık. Orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünü ihraç eden firmalarımız için de aynı oranda kredi vermeye devam edeceğiz. Yine firmalarımızı pazara giriş destekleri veriyoruz bakanlık olarak, marka destekleri veriyoruz. Turkualitik kapsamında yine sertifikalar. Ama biliyorsunuz firmalarımız bu desteği hangi bakanlığımızdan alırsa bir kere alabiliyor. Yani ya KOSGEB'ten yararlanacak ya buradan. Orada olmayan bir desteği bizim bakanlığımızdan, bizden karşılanmadığını KOSGEB'ten, devlet her türlü imkanla bizleri, sizleri donatıyor. Yeter ki bunu kullanmak için istekli olalım. Biz devlet olarak, bakanlar olarak el birliğiyle sizleri desteklemeye, eğitim dahil her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Exim Bank olarak da yeni kredi paketleri, sigorta paketleri geliştiriyoruz. Özellikle yurt dışında iş yapan müteahhit firmalarımızın teminat mektubu sorunuyla karşılaşmamaları için ihracat teyitli teminat mektubu süreci başlattık. Akreditif teyitleri için sigorta projesi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı alacaklarımızı sigorta, alıcı sigortası yapıyoruz. Aynı zamanda politik risk sigortasını geliştiriyoruz. Sigorta kapsamında Exim Bank'ta bu sene inşallah bir atılım yılı olacak. Bunun dışında kadın genç girişimcilere özel, kur riskine özel kredi paketleri de oluşturmuş bulunuyoruz. Protokol ve akabinde ortaya konacak çalışmaların etkinliğini de çok sıkı takip edeceğiz. Programlarımıza katılan firmalarımızın ihracat faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz. Süreklilik sağlayan firmalarımızı bir üst sınıfa taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma eğilmelerini sağlayacağız. Bu sayede mikro düzeyde elde edeceğimiz başarıların makro düzeyde ihracatımıza ve buradan hareketle yatırıma, istihdama ve büyümeye katkılarını da hep birlikte göreceğiz. Bu düşüncelerle bugün bizlerle cesaret veren ve bu protokolün oluşmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Rusaf Pekcan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bakanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli imza törenine Sayın Bakanlarımız himaye etmekteler, refakat etmekteler. Ve evet, ben sizden bir kez daha alkış rica edeceğim bu güzel törenin. Tim Sektörler Konseyimiz, ihracatçı